Dostlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şu an nereye gidiyoruz? Sonunda evi tuttuk. Evet, çok stresliydi ama sonunda evi tuttuk dostlar. Şimdi evin anahtarını almaya gidiyoruz. Size yeni bir evi göstereceğim. Genellikle ev kiralama ile ilgili Hollanda'da çektiğimiz handikapları da size bahsedeceğim. Umarım hani buraya gelecekler veya halihazırda yapanlar veya yeni kurallardan haberi olmayan kişiler için de güzel bir referans olur. Çok zordu gerçekten. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Dostlar şu an Lahey şehrindeyiz. Biliyorsunuz biz buraya Polonya'dan taşındık. Ve eşimin aracılığıyla geldik işin açısı. Kendisi iş teklifi aldı ve onun şirketi geçici bir aylık bize bir apartman otel tarzı bir yer vermişti. Orada kalıyorduk. O bir ay içerisinde bizim ev bulmamız lazımdı. O kadar stresli bir durum ki. Daha önce hiç karşılaşmamışız. Ev tutmak o kadar zor. Bir de özellikle Lahey şehrinde house permit denilen bir olay var. O da burada ev kiralamak istiyorsanız yıllık geliriniz burada ekranda göreceksiniz. Tek kişi ve iki kişi için toplamda bu sınırda olması lazım. Üstünde ise kesinlikle ev kiralayamıyorsunuz. Daha yüksek puanlı evleri kiralamanız lazım. Yani diyor ki Lahey hükümeti ya da yerel yönetimi. Yani siz ev kiralayacaksanız gelirinize göre kiralamanız lazım. Normal düşük. Düşük dediğim de yani bu tuttuğumuz evde 1400 euro dostlar. 1400 artı 80 euro ısıtma içinde. 1480 euro. Yani toplam yönetici parasıyla birlikte. Yani çok büyük para ama bu evi bile tutabiliyorsanız belli bir kazanç arasında kazanmanız lazım. Yüksek kazanıyorsanız bu evleri tutamazsınız. Daha yüksek evleri tutmanız lazım. Yani nedir? 2000-2500 euroluk evlere gitmeniz lazım diyor. Yani çok absürt bir durum ama bu Lahey'de özellikle yeni çıkarılan hakları koruma yasası çerçevesinde özellikle dostlar hem kiracıları hem de ev sahiplerinin hem de emlak fiyatlarının kiraların uçmamasını engellemek için böyle sistem getirilmiş. Eğer bununla ilgili detaylı bilgi isterseniz bu house permit'e nasıl başvurulur size detaylı farklı bir video çekebilirim. Şu an biliyorsunuz eşim sadece çalışıyor. Ben çalışan değilim şu an. Oturma izni çıkmasını bekliyorum. İyi ki çalışmıyorum. Şu an ben de çalışıyor olsaydım biz ev tutamayacaktık inanın. Yani o aralıktaki evleri tutamayacaktık. Onun için iyi ki işsizim diye normalde sevinmem ama sırf evi tutabildik diye seviniyorum. Çünkü evlere başvuran çoğu kişi bu kriterleri sağlayamadığından dolayı evleri tutamıyorlar. Çünkü burada hani atıyorum ki 3000-4000 euroyu da evler var ama ortalama sosyal evler var. Bir de orta sınıf için 1000-1500 euro bandında evleri kiralayabileceğiniz evleri de house permit ile veriyorlar maalesef ki. Onun için de eğer ben çalışıyor olsaydım o limitin üzerinde kazanacağımızdan dolayı bu tarz evleri kiralayamayacaktık. Ev cidden çok güzel, şansımıza çok güzel bir ev çıktı. Ama yalnız dikkat edin ev kiralarken dostlar sözleşmelerde çok büyük maddeler var. İşte cayarsanız eğer siz seçilirseniz ve cayma durumunda işte 500 euro vermek zorundasınız falan. Ya da bildiğiniz dava edip sizden belli kira bedellerini alabilirler. Biz burada birçok emlakçıyla, avukatla da konuştuk. Onun için eve başvururken iki kere düşünün. Tekerleğe hava bastık biraz. Gidiyoruz şimdi gideceğimiz ev 10 kilometre uzaklıkta şu an bulunduğumuz yere. Lahey'deyiz şu an gördüğünüz üzere. Lahey merkezden ve Den Haag yani Haag'ın Lahey'in tren merkezinden de tren istasyonundan da geçeceğiz şu an. Ev 2+1 ve en güzel noktası parkın olması yani araba park yerinin olması ve ücretsiz olması gayet çok çok güzel bir şey. Çünkü biliyorsunuz burada park yerleri çok pahalı ve özellikle yani elektrikli araçlar daha çok ön plana çıkarken hani gerçekten şehir merkezinde park edilemiyor. Edilse bile çok pahalı oluyor. Onun için bizim için çok uygun oldu. Gerçi burada araba kullanmaya da çok fazla gerek yok ama park yerinin olması güzel. En azından burada özellikle merkezde çok fazla böyle Lidl, Aldi gibi yerler yok. Onun için araba gerekiyor gerçekten. Böyle küçük Albert Heijn gibi yerler de var ama oralara giderseniz de biraz pahalıya geliyor maalesef ki. Onun için araba için gayet uygun. Özellikle alışverişlerde ya da bir gezmek istediğiniz araba
her şeyiniz oluyor diyebilirim. Özellikle biz biliyorsunuz Polonya'dan geldik. Polonya plakası arabamızla buradayız. Özellikle buraya kayıtlı Hollanda plakası olmadığından dolayı bizim vergi verme durumumuz da yok. O bakımdan gayet iyi. Kontrol ediyorum derseniz, dostlar milyonlarca araba var. Kontrol ettiklerini zannetmiyorum. Onun için hiç o kadar masrafa girip şey yapmayacağım. Vergiler ödemeyeceğim çünkü gerçekten değmez. En kötü arabamı satarım. Polonya'da nakite çeviririm yani. Burası da Dünya Forumu diye geçiyor. Bakın birçok milletin bayrakları var. Özellikle Lahey şehri de hem büyükelçiliklerin hem parlamento meclisin yani tüm devletin olduğu şehir aslında. Ne kadar Amsterdam başkent olsa da burada da değişik bayrakları görebilirsiniz. Türk bayrağı da arkada kaldı dostlar. Sonunda geldik. Arabamızı park ettik. Görüyorsunuz çok şükür. Yani dışarı park etseniz bile bedava ama arabanın evin önünde koskoca park yeri bulunmak. Geldiğimiz binada bura dostlar. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Eşim daha önce evi görmedi. Şimdi ilk izlenimini de alacağız bakalım. Onlar ne düşünecek? Videoyu daha önce aslında göstermiştim. Bakalım gerçekten nasıl hissedecek. Ev gerçekten her yerden güneş alan bir ev ve her yeri cam. Aslında kış için iyi değil ama yapacak bir şey yok. Dostlar geldik şu an 6. kattayız. Merdivenlerden inebiliyorsunuz. Bisikletlerinizi kenarlara falan bırakabiliyorsunuz. Burada apartman. Eşim ilk defa gördü. Bakalım şu an ev sahibini bekliyoruz ki gelsin. Bize anahtarı versin. Onun haricinde burada temizlik yapan adam bizim Polonya plakası arabayla geldiğimizi gördü ve direkt lehçe konuşmaya başladı. Yani buradaki, bakın görüyor musunuz, adam orada temizlik şirketinden geldi. Diyor hani buradaki evler çok pahalı, dikkat edin falan gibisini ama tuttuk çünkü pahalı ucuz fark etmiyor. Ev bulunmuyor yani maalesef ki. Bakalım şimdi içeri gireceğiz. Size göstereceğim. Dostlar şimdi eşim emlakçı gitti. Tuttuğumuz evi göstereyim hatta. Burada bir, iki tane güvenlik kilidi var. Çok şaşırdım ve dışarı böyle camlar var. Kapatmışlar. Dışarıda kim geldiğini göremiyoruz. Burada da zil var. Bakın burada bir tane küçük portmanto tarzında bir yer var. Bu evi aslında takip edenler bilecek. Hatırlıyorsunuz ev kiralık ev bakmaya gittiğimiz videoda görmüştünüz. Evet, şansımıza ilk başvuranlardan biriydik. Kabul oldu. Bakın burası banyo dostlar. Çok güzel. Daha burayı, bakın burayı 70 yaşında bir adam çok iyiymiş yani, Hollandalı, bayağı uzun, çok iyi niyet, çok iyi biri. Eşi öldükten sonra kız arkadaşı için alıyor. Kız arkadaşı da ayrılınca bu evi ne yapacağım diyor, kiralayayım diyor. Ve evi kiralamaya karar vermiş. Burayı sırf kız arkadaşı için bayağı bir yeni döşemiş. Bakın banyo yeni döşenmiş. Böyle güzel, her şey çalışıyor. Onun haricinde elektrik pahalı biliyorsunuz. Çok şey yapmayalım. Bura yatak odası dostlar. Yani her şey sıfır alınmış ve hiç kullanılmamış. Burada bir tane küçük koltuk var. Buraya belki çalışma masası bile konulabilir. Burada çok güzel yatak döşekle üstünde topur yani yumuşak süngerden çok güzel bir yatak almışlar. Burada iki tarafta komodinler de var. Her şey yani bayağı düşünülmüş. Işıkları her şeyde bulunmakta. Ya bunların fotoğraflarını çektiler dostlar. Onun için hani biliyoruz hani biz gittiğimizde bize karşı ekstra bir şey yapmayacaklarını biliyoruz. Çünkü bu izler burada vardı zaten. Evin dışarıdan görünüşü ve arabayı da oraya park etmiştik biliyorsunuz. Çok güzel otoparkı da var. O kadar güzel ki ve full ormanın içerisinde ve Lahey şehir merkezinde ora. Eşim ilk defa gördü. Yani şok oldu. Ne yalan söyleyeyim. Burada gardırop. Gördüğünüz üzere her şeyde var. Ev yani Hollanda'da evler eski, yapacak bir şey yok. Burada ekstra bir oda, burada yatak koymuşlar da buraya bir masa konulup aslında çalışma odasına da çevrilebilir. Ya da biri geldiğinde burada kalabilir. Bu da ikinci bir odası. Artık burada ne yapmak istediğimiz bize kalmış bir şey. Even aşkım deriz bicycle. We can even use it. Bunların hepsini biz kullanabiliriz dostlar. Onun haricinde o kadar şey bırakmış ki yani artık ev sahibi. İnanamazsınız, bu koltuk bile var burada. Burada Hollanda'da sevdiğim şey tuvaletle ayrı olması. Özellikle evi temizletmediler. Hani gerek yok dedik. Biz kendimiz temizleriz. Hatta arabadaki eşyaları da taşıyacağız. Burada da ekstra bir kiler var. Çok güzel. Burada sayaçlar var elektrikle, doğalgazın. Burada termostat var herhalde.
Ve burada da gördüğünüz üzere hani artık eşyalarını tutun. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi bırakmış. Burada ısıtıcı bile var. Aşkım, there is even heater. We don't need to buy heater. In case if we freeze, we can use the electricity this heater. You see? Ve burada yani bayağı her şeyi bırakmışlar. Yani ben çok şaşırdım. Yani hatta biz içeri girdiğimizde Polonyalı dedi ki burada kiralar çok pahalı. Ama dostlar, biz her yere gittik. Yani şeylere baktık. Bu şu anki standartlarda gayet yani ucuz değil tabii ki de, ama bu kısıtlı zamanda neyi bulursak tutmamız lazımdı. Neyi, yani bilmiyorum dostlar, siz ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar pahalı mı bilmiyorum da başka bir seçeneğimiz yoktu yani. Burada kurutucu ve çamaşır makinesi ve gördüğünüz gibi başka işte temizlikle alakalı şeyler var. Her şeyi burada ev sahibi bırakmış. Yani kendimiz kullanabiliriz. Eğer hani kişisel, bazı burada kendilerinin kişisel eşyaları var. İsterseniz çöpe atabilirsiniz dediler. Burada görüyorsunuz bazı aksesuarlar var. Burada çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bakın dostlar. Birçok Hollanda'da kiralık ev var bu fiyatta ve öyle evlere gittim ki 1400-1500 euro kirası olan ama 40 metrekare, 50 metrekare, küf kokuyor içerisi. Bakın mutfağı gayet büyük. Burada otur istiyorsan, yazın bunu buraya al, burada otur. İki tane balkonu var. Bayağı bir dolapları var. İstediğin, yani istemediğin kadar. Elim arada acıyor dostlar, kusura bakmayın. Fırın. Gördüğünüz üzere hepsi yepyeni. Çamaşır, bulaşık makinesi. Bakın burada her şeyi bırakmışlar. Ve koskocaman. Burada ayrıca başka bir küçük bir kiler var. Mikrodalga ve ya Hollanda standartlarının üstünde olan çok büyük buzdolabı ve buzluğu var. Bu çok büyük bir nimet. Yani iki günde bir, artık biliyorsunuz önce kaldığımız evde buzdolabı bunun şeyindeydi. Neredeyse her gün biz alışverişe gitmek zorunda kalıyorduk. Onun haricinde burada salon. Bakın adamlar kendilerinin için almışlar, bırakmışlar. İnternet hali hazırda var. Water, yani su, her şey hali hazırda bağlı. Direkt gelip kalabiliyorsun. Yepyeni televizyon almışlar. Burada herhalde 55 inç televizyon, hatta 55 inç. Bakın Samsung'un ev sinema sistemi bile var. Onu bile şey yapmışlar. Direkt bağlı. Netflix'ini izle ya da PlayStation'ın oyunu. Burada çok güzel bir masamız var. Duvar kağıtlarıyla şey yapmışlar. IKEA'dan aldıkları Kallax. Eşim ve görüyor musunuz? Koskoca L lamba. Şey, koskoca L köşe koltuğu da yapmışlar ve this is also opening the storage. Bunun da ayrıca depo. Bunun altı kalkıyor da olsa buraya da saklayabilirsiniz istediklerinizi. Bunlar da ayrıca şey herhalde ekstra yatak. Burada valla 3-4 kişi yatar. Dostlar. How do you feel? Güzel mi? Direkt hug merkez. Central. Direkt merkezi görüyor ev ya. Burada şehir merkezini direkt görüyor. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Burada even this is that much big that we can even put small table and even... Ya kışın zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. I don't think that we will, it will suffer during the winter. Şey çok güzel ya. Yani buraya bildiğin hiçbir eşya almana gerek yok ki biz kendi eşyalarımızı getirdik tabii ki de, ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ev nasıl? Bayağı büyük. Güzel. Hani biz sinirsiz biz demedik. Hani 40 metre, 50 metrekare, 30 metrekare, 100 metrekare bakmadık hangisi olacağını. Artık ev tutmamız lazımdı. Çünkü bir aylık geçici bir otel vermişlerdi bir de bize. Apartman biliyorsunuz. Onu da videosunu çekmiştim size. Yorumlarda yazın. Buraya gelmek isteyenler ya da burada yaşayanlar için sizce bu fiyat pahalı mı? Belki zaten eğer hani ileride görürsek, bakarsak, çünkü şu an ben işsizim, eşim çalışıyor. Daha farklı evlere ya da ihtiyacı göre farklı evlere, daha ucuz ya da bulabileceğimiz daha uzaktaki evlere geçebiliriz, ama şu an bizim için bulunmaz bir nimet. Çünkü otoparkı bile bulunmakta. Evet, videomuz böyleydi. Dostlar bir hayırlı olsunuzu alırım. Buraya gelmek isteyenler, gelecek olanlar ya da ev sıkıntısı çekenler için şimdiden hepinize bol şanslar dileyim. Burada özellikle liability insurance diye bir tane sigorta var. Özellikle sizden kaynaklı problemlerde mesela cam kırılmasında falan siz ödemeniz lazım. Onun için aylık 2-3 euroya falan siz evi sigortalatabiliyorsunuz. Ondan yaptırmanızı kesinlikle öneririm. Onun haricinde
Bu eve 1480 euro, 1400 euro kira, 80 euro da hem yönetici hem de ısınma, su ısınma ücretini alıyorlar içinde. Yani 1480 2 ile çarparsanız bir tane dedik, bir kira depozito dedik. Onun haricinde başka bir şey yok dostlar yani. Ha bir de internet var. İnternet zaten halihazırda ev sahibinin kendi paketi varmış ve daha ucuza gelecekmiş. Direkt ev sahibini kullanabilirsiniz dediler. Aylık ona da 55 euro internet ödeyeceğiz. Artık sonraki videolarda da sizlere Hollanda'daki bu fiyat karşılığındaki internet hızının gösteririm. Videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eşim ilk defa gördü. Ben evi gelmiştim gezmeye. Çok memnun oldu. Çok stresliydi ama sonunda evi tuttuk. Taşımaya başlayacağız şimdi. Dostlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkürler, değerli vaktinizi harcadınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.